Fenerbahçe Ludogorets maçında yaşananlar. Dile kolay, 18 maç 18 galibiyet. Fenerbahçe galibiyet serisine devam ediyor. Her Avrupa maçı olduğu gibi yine rotasyonla çıktık bu maça. Orta saha rotasyonu ve Dzeko'nun olmaması sebebiyle oyun kurulumunda ve topa sahip olmada sorunlar yaşadık. Yedekler bu maçta neden yedek kaldıklarını gösterdiler. Zayt, Kent, Crespo maalesef çok kötü bir maç çıkardı. Fred 1 değil, 2 değil, 3 kişilik oynadı resmen. İsmail ve Szymanski'nin değerini bir kez daha anladım açıkçası. İlk yarı bitmeden kontra atakla Batshuayi attı ve 1-0 bitti ilk yarı. İkinci yarının hemen başında Tadic'in efsane pası, Batshuayi'nin 6 pastan boş kaleye kaçırması rağmen dönen topu Zayt tamamladı ve 2-0'a getirdi maçı. Ama bu Zayt'in kötü bir maç çıkardığı gerçeğini değiştirmez. Takım bu kadar iyi giderken yedeklerin bu performansı kabul edilemez. Beko'nun kendi kalesine attığı golle 2-1 oldu maç. Fred'in de oyundan çıkmasıyla orta sahayı tamamen rakibe bıraktık ve son dakikalarda kalemize ciddi baskı gördük. Neredeyse gol yemek üzere olduğumuz dakikalarda hızlı bir duran top kullanımı, İrfan'ın çok iyi pası ve Zayt'in attığı golle 3-1 bitirdik maçı. Kötü oynadığımız maçta bile aldığımız 2 farklı galibiyeti de dosta güven, düşman korkusu almaya devam ediyoruz. Unutmayın, bundan sonra sahada ve saha dışında güçlü Fenerbahçe.